Türkiye futbolda dünya üçüncüsü olduğunda hepimiz çok sevinmiştik. Başka bir alanda daha dünya üçüncüsüyüz ama çoğumuz da bunu bilmiyor. Burası Longoz Ormanları. Dünyanın en güzel üçüncü, en büyük üçüncü Longoz Ormanı. Bakın burada tam anlamıyla görülüyor işte Longoz. Trakya'nın incisi saklı cennet inadı olarak geçiyor. Longoz ormanlarının içinde çok güzel bir tesis var. Tesisimiz 110 dönüm arazi içerisinde kuruldu. Toplamda 125 çadırımız bulunuyor. Başka bir yerde bulamayacağınız buraya özel bir imza attık. Merhabalar, hoş geldiniz. İğnada Gezim Seyahat Ajantası. Ali İbrahim Aydın ben. Ali İbrahim Bey, İğnada'yı son dönemde çok duyuyoruz. Özellikle evet. İstanbul'dakilerden. Yani nasıl potansiyeli, nereden geliyor turistler, tatilciler buraya? İğnada bölge olarak Kırklareli'nin kuzeyinde kalan bir yer. Karadeniz kıyısı, Marmara bölgesi, Trakya biraz karıştırılıyoruz ama İstanbul'a çok yakın. Trakya'nın incisi saklı cennet İğnada olarak geçiyor. Buranın özelliği kilometrelerce devam eden kesintisiz doğal kumsalları, dünyada nadir görülen Longoz ormanları, yıldız dağları, akarsuları, gölleri, nehirleri tamamen bir doğa cenneti diyebiliriz İğnada için. Yani yılın her döneminde burada tatil yapılabilir anladığım kadarıyla. Tabii ki sizin doğadan beklentinize göre farklı dönemlerde farklı güzellikleri var. Yazın yaz turizmi, ilkbahar ve sonbaharda doğa turizmi, kışın av sporu, doğa turları, fotoğrafçılık, kuş gözlemciliği gibi her türlü turizmin birçok dalına hitap eden bir bölge. Şimdi öyle güzel bir Longoz ormanı var ki, Subasar ormanı var ki deniz ikinci planda kalıyor. Ama sizin balıklarınız da çok güzel benim bildiğim kadarıyla. Hangi balıklar çıkıyor burada? Balık lokantalarımız var mı güzel? Evet, şimdi biliyorsunuz Karadeniz balığının lezzeti ayrı. Bizim inadımızın kalkan balığı meşhurdur. Dönemsel olarak işte lüferdir, istavrit, mezgit, tekir, barbun, palamut. Bunları zaten bütün restoranlarda bulabilirsiniz. İğnada'da güzel balık restoranları da var. Burası hem doğası hem denizi güzel bir bölge. Şimdi Longoz ormanları şöyle geniş bir yelpaze ile gireyim ben oraya. Aslında İğnada'yı ilk duyduklarında ada zannediyorlar. Longoz ormanlarını duyduklarında da Longoz'u bir ağaç zannediyorlar. Aslında ikisi de böyle değil. Longoz bir ekoton. Bunun içerisinde ormanlar, ağaçlar, göller, nehirler, arkamızda bulunan kumsal, kuşlar, hayvanlar aslında hepsi bir araya geldiği zaman büyük bir resim düşünün. Bu saydıklarım bu resmin puzzle parçaları bir araya geldiğinde Longoz'u oluşturuyor. Kelime anlamı subasar demek. Bu bir ekoton, içerisinde farklı ekosistemler var. Çok özelliği saymakla bitmez, keşfetmekle bitmez. Yerinde görmek lazım ama kelime anlamı subasar demek. Ormanları çok güzel ve çok özel doğal ormanlara sahip. Peki efendim İstanbul kaç kilometre buradan? Şimdi İstanbul'un ulaşım açısından iki tane yolumuz var. Bir tanesi 240 kilometre, otoban mesafesi daha uzun. Bir tanesi 210 kilometre, otoban mesafesi daha kısa ama ortalama 2,5-3 saatte İstanbul Mahmut Bey Gişeler bölgesinden diyelim. Hı hı. 2 saat, 2 buçuk saat arasında gidip gelebilirler. Peki efendim, şimdi bu bölge anladığım kadarıyla dünyanın üçüncü büyük Longoz ormanına sahip. Evet. Yani Amazon, Kongo, İğnada diye geçiyor. Adı orada. Evet. Dünyanın en önemli yerlerinden birisi aslında. Evet. Bu potansiyeli artırmanın yolu bir ajente olarak, bir turizmi bilen birisi olarak neler yapılırsa burası daha çok artar. Öncelikle bölgenin bence turizm bölgesi ilan edilmesi gerekiyor ki burası doğası gereği tanıtılarak, yani korunarak tanıtılması gerekiyor. Çünkü tüketen bir turizm değil, koruyan bir turizm anlayışıyla hareket edilirse yüzyıllardır günümüze ulaşmış olan bu özel bir orman var. Bu ormanın özelliklerini ileri nesillere de taşıyabiliriz. Tabii ki doğa turizmi yapan ajantaların buraya yönelmesi bir onlar için avantaj olur. Çünkü buradaki doğa turizmi 9 ay. Bu dönemi iyi değerlendirmelerini tavsiye ederim. İstanbul'a yakın olması, ulaşım anlamında
uçak kullanılmaması, yani 2 saatlik, 3,5 saatlik seyahatlerle bölgeye ulaşabiliyorlar. Acentaların programlarına dahil etmesi avantaj olur. Sadece ormanlar değil, yani işin içerisinde denizler var, göller var, nehirler var, Duplisa Mağarası var, tarihi, kültürel lokasyonlara yakınız Edirne ile birleştirilebiliyor. Özellikle günübirlik turlarda veya konaklama turlarda. Programlarına yer açsınlar, keşfe gelsinler, ilkbahar ve sonbaharı kaçırmasınlar. En güzel dönemleridir doğa açısından. Değerlendirebilirler, biz de yardımcı olabiliriz, programlar, akışlar sunabiliriz. İstanbullulara neler söyleyeceksiniz? Ya İstanbul, yani kalabalıkta insanlar çok yalnız yaşıyor. Ben bunu çok duyuyorum. Zor bir şehir ama maalesef oradan ayrılamıyorlar. Tabii ki ekonomik şartlar da önemli. İstanbul'un o çilekeş yaşantısından birazcık olsun kendilerini rahatlatmak istiyorlarsa Trakya, İğneada, Istırancalar, Longoz ormanları bunlar için bulunmaz bir nimet. Hı hı. Biz burada 7'den 70'e herkese hitap edebiliyoruz. Yani çocuklu aileler olsun, gençler olsun, yaş ortalaması biraz daha yüksek olan, kültür gezilerinde yoğunluk gösteren kitle olsun. Onlar için burada birçok alternatif var. Değerlendirsinler, doğada şöyle güzel bir nefes almak istiyorlarsa buyursun gelsinler, biz buradayız. Bakın burada tam anlamıyla görülüyor işte Longoz. Ağaçlar suyun içinde. Bu suyun daha da yükseldiği zamanlar da oluyor. Ama bu arada bu yürüyüş yolunda bunu görerek, bu kuş seslerini dinleyerek burada olmak müthiş bir şey. Longoz Ormanları Milli Parkı tarafından belirlenmiş olan yürüyüş rotaları var. O yürüyüş rotasının üzerindeki bir yürüyüş platformu. Buraya yapılmasının sebebi de burası sular altında. Yani Longoz'un o kelime anlamını görebileceğimiz alanlardan bir tanesi. Ulaşım olarak da kolay bir yer. O su baskınları gerçekleştiğinde buradan geçebilmek için yapılmış güzel bir yürüyüş platformu. Longoz Ormanı dediğimizde bu değil mi? Longoz dediğimiz sistem bu. Evet, yani şu anda ormanın zemini sular altında çok alçak bir seviyede sular. Bu dönemsel olarak bazı noktalarda 2 metreye kadar yükselebiliyor. Sonbaharın etkisiyle birlikte şu an biraz sular çekilmiş vaziyette. Her zaman görebileceğiniz yerler de mevcut. Dönemsel olarak sular altında kalmış alanları görmek de mümkün. Burada da şu an sonbaharın en güzel dönemini yaşıyoruz. O zamana denk geldiniz. Peki efendim, ilkbahar mı sonbahar mı? Ben doğanın uyanışını, o flora çeşitliliğini, kuşların sesini çok seviyorum. Ama sonbaharda da burası aynı zamanda mantar turlarının yapıldığı bir yer, mantar dönemi ve lüferin başladığı dönem. Hani yemeğe, gastronomi açısından sonbahar, doğa uyanış ve çeşitlilik açısından ilkbahar diyebilirim. Longoz Ormanları'nın içinde çok güzel bir tesis var. O kadar güzel ki burası tam teknolojiyi barındırıyor içinde. Sessizlik var ve çok konforlu. Ormanın en güzel yerlerinden birisinde bu tesis var. Kaç oda var burada, bu tesisin adı nedir? Biraz bilgi verir misiniz bize? Tabii ki. Tesisimizin adı Longoz Verglamping. Tesisimiz 110 dönüm arazi içerisinde kuruldu. Toplamda 125 çadırımız bulunuyor ve 4 farklı konaklama alanımız mevcut. Burada hemen barbekü var galiba, masalar görüyorum. Buranın özelliği nedir? Kocaman evet. Bir tane böyle bir de baca var. Burası dumansız hava sahası olarak geçiyor. 7-7-14 tane barbekü yakım alanımız bulunuyor. Hepsi aynı anda yandığında burada herhangi bir dumana rahatsızlık vermeden rahatlıkla barbekü yapabiliyorsunuz. Biz Türkler barbeküyü çok severiz. Bu alanda da konforlu bir barbekü alanı sağlıyoruz. Onu yapsa bile ama hiçbir
insanların rahatsız olmayacağı şekilde, dumandan bile onu bile düşünmüşsünüz. Aynen öyle. Özel tasarımdır. Metrelik olarak uzunlukları bu şekilde dumansızlığı sağlıyor. Hemen sol taraftaki alan bizim macera parkımız. Az önce geçmiş olduğumuz küçük etap 130 santimin altındaki ebeveynleri eşliğinde çocukların yapabileceği bir parkur. İç tarafta da toplamda 3 etaptan oluşan bir oyunumuz bulunuyor. 35 oyundur. Her oyunun sonunda zipline'la bitişler gerçekleşiyor. Bu alanda da 130 santimin üzerinde yetişkin ve çocuklarımıza hitap ediyoruz. Burası biraz daha zor zaten, belli biraz. Evet. Metre olarak yüksekliği yükseldikçe parkur olarak da zorlaşıyor. Peki, genelde çok duyuyorum buranın adını ben İstanbul'da. Herkes konuşuyor. Yer bulma konusunda sıkıntı yaşanıyor mu burada? Doğru, evet. Hafta sonu minimum 2 gece konaklama şartımız mevcut. Hafta sonlarımız epeyce bir yoğun geçiyor. Artık şimdi kış dönemine giriyoruz Eylül ve Kasım itibariyle. Bunda da daha çok şirket gruplarına hitap ediyoruz. Bir toplantı salonumuz yapıldı. Zaten şimdi geçerken de görüyor olacağız. Bu alanda da hizmet veriyoruz. Şimdi hemen yanından geçeceğiz. Evet. Evlerin biraz böyle yapı itibariyle Kuzey Avrupa'nın evlerine benziyor. Kar yağıyor mu buraya? Evet, bölgede kar yağışı çok güzel oluyor. Zaten Halil Bey de bahsetmişti. Bu alan artık bariyerleri itibariyle yalnızca konaklayan misafirlerimize özel olan bir alana girdik. Az önce geçmiş olduğumuz alanlarda günübirlik misafirlerimize de hizmet veriyoruz. Üçgen şeklinde olan ikonik çadırlarımız Sincap ve Sincap Long diye tabir ettiklerimiz. Bu çadırlarımızdan ilk olarak 64 adet yapılmıştı. Daha sonrasında talep doğrultusunda içerisinde tuvalet ve banyosu olan ve ortak alanda tuvalet ve banyosu olanlar şeklinde bir ayrıştırma yapıldı. Hemen sol taraftaki alandaki çadırlarımız kaplumbağa diye hitap ettiklerimiz. Bunlar daha çok bungalov ev tarzını anımsatan, verandaya sahip, işte iki yetişkin bir çocuk şeklinde çok rahat, konforlu bir tatil geçinebilecekleri bir alan. Sincap çadırlarımızın da şöyle bir özelliğinden bahsetmek isterim sizlere. Çadır brandaları yanmaz, su geçirmez şeklinde tasarlanmıştır. Hava alabilen bir yapıları bulunuyor. Bu alanda yalnızca artı 12 yaş sınırımız mevcut. Sadece yetişkinlere özel bir alan. Onun haricinde konum itibariyle hepsi halka şeklinde geliyor. Tam ortasında da isterseniz birlikte de yürüyebiliriz. Bir yin yang meydanımız bulunuyor. Bu alanın tam ortasından da bir drone kaldırdığınızda işte sembolü her iyiliğin içinde bir kötülük, her kötülüğün içinde bir iyilik şeklinde görebiliyorsunuz. İlk burası tasarlanırken daha çok su başında oturmasını bekleyen misafirlerimiz oldu. Ama bölge o kadar soğuk ki herkes kötülük ateş başında oturuyor gibi bir izlenim oldu. Şimdi dikkatimi çeken bir şey daha var. Doğayla çok barışık bir tesis burası. Ağaçların arasında ve zarar vermemiş ormana ve kurulmuş buraya. Ama dikkat edildi galiba. Evet, şöyle, burası ilk olarak mesire alanı olarak geçiyor. Daha sonrasında burada eğer bir ağaç kesilecekse orman işletme tarafından gelip ağaçların yaşlarına göre bir işaretleme de onlarla bir kesim gerçekleşiyor. Onun haricinde bizler de müsait olan yerlere çadırları kondurduk gibi oldu. Hemen sol tarafta havuzu görüyoruz. Hemen çok sol güzel taraftaki görünüyor. Alan bizim havuzumuz. Bu havuzun özelliği tuzdan arıtma bir havuzdur. Herhangi bir kimyasal madde temizliğinde kullanılmıyor. Yalnızca tuzla gerçekleşiyor. Biz bayanların bu saçta pütürtülük ve klor kokusunda ellerdeki buruşukluğu burada hissetmiyoruz. Bir nebze denize girermişçesine gibi bir hissiyat yaratıyor. Artık yürüyelim dedik. Bunların sınıfı hangisi Gökçen'in? Bunlar kaplumbağa plus diye tabir ettiğimiz çadırlarımız. Biraz daha kaliteli. Bunlar da evet, kaplumbağalara göre bir tık daha geniş, ferah ve konforlu. İki yetişkin, iki çocuk şeklinde konaklamalar gerçekleşebiliyor. Ya da üç yetişkin şeklinde de konaklama sağlayabiliyoruz bunlarda. Girelim efendim tabii içine. Tabii buyurun. Hemen size iç alanını da göstereyim. Opusiyi. Çok güzel. Şöyle gerçekten. Aynen, bir çift kişilik yatağımız var. Burada güvenli kasamız ve ek olarak yorgan battaniyemiz bulunuyor. Askılıklarımız mevcut. Hemen o taraftaki alanda tuvalet, banyomuz. Siz orayı da bir açayım. Gökçen Hanım, burada yağmur yağdığındaki tıkırtıyı düşünemiyorum. Yani. Evet, bazen sincaplar geziyor ve misafirlerimiz duyduğunda da tek bir şeyler geziyor. Çok heyecanlı. Tıkır tıkır ses evet. Çıkartıyor. Evet, çok teşekkür ederiz. Rica ederiz, ne demek. Ve önemli bir ayrıntı, televizyon yok. Evet. Olması bu, gereken. Yok, aslında alan şöyle. Televizyon olmaması gerekiyor yani. Aynen, evet, doğrusunuz.
Bölgeye geldiğinizde bizler odalarda telefon ve televizyon bulundurmuyoruz. Her şey application üzerinden talepler devam ediyor. Hatta şöyle söyleyeyim, enerji tasarrufu açısından tüm odadaki aydınlatma ve klima uzaktan kontrollü bir şekilde ilerliyor. Misafirler tesisimize gelmeden bir gün öncesinde hava durumuna göre, eğer havalar sıcaksa bizler klimalarımızı ayarlıyoruz. Soğuk ise yine ek olarak ısıtıcılarımızı da koymuş oluyoruz. Doğanın içinde teknolojinin son noktası. Evet, evet. Teşekkür ederiz. Buyurun. Burası yeni yapılan toplantı salonumuz. İç dış olarak toplamda 300 kişiye hitap ediyor. Buradan bir de alt katta bir iki tane toplantı salonumuz bulunuyor. Yine iç tarafta bir banket mutfakla hizmet veriyoruz. Sercan Bey, çok güzel görünen bir tatlı var burada. Hem yöresel bir lezzet hem de bir geliştirilmiş bir şey. Nedir evet, efendim bu? Evet, yani yöresel ama global notalarda sunuyoruz. Tatlımızın adı ıstıranca karamel. Yine adını da bölgeden almıştı, buradaki ıstıranca dağlarından. Onun en önemli faktörü de içerisindeki marmelatı. Bu güvemeri marmelatı. Güvemeri de aslında erik diyoruz ama beri familyasından bir ürün. Bu ürün tamamen Longoz ormanlarından toplanıyor. Yine beri gibidir ve çok böyle dikenli, aslında toplaması da çok zahmetli bir ürün bu arada. Peki efendim, şimdi başka denemeler var mı bölgede buna benzer şeyler yapacak? Tabii ki yapıyoruz. Ana yemekler üzerinde de veya başlangıçlar üzerinde de hem bölgenin ürünlerini kullanarak, coğrafi işaretli ürünlerini kullanarak bunları yerel alıp globale taşıyacak notalarda sunmak için zaten restoranımızın ve buranın gastronomi deneyiminin en büyük amacı lokali globale taşımak ve bu yolda ilerlemek. Bizim vizyonumuz bu şekilde. Peki efendim, şimdi öğrendiğim kadarıyla siz yurt dışında da çeşitli yerlerde çalışmışsınız. Doğru. Yapmışsınız. Biz hep böyle Anadolu'da mutfak deyince Gaziantep biliriz, işte Urfa biliriz, oraları biliriz. Trakya'da da buna benzer böyle orada gibi değerler var mı? Onlar ortaya çıkacak mı? Kesinlikle var. Aslında Trakya çok zengin. Özellikle bu İğneada bölgesi, yani toprak açısından, çiftçilik açısından, tarım açısından çok zengin bir bölge. Kendine has ürünleri olan, özellikle mesela burada bal, mantar, hayvancılık, yine süt ürünleri, peynir ürünleri burada da çok iyi seviyelerde. Bu Trakya'nın henüz parlatılmamış çok özel ürünleri var. Yani daha henüz tanınma aşamasında bu bölgede biz de bunun için aslında mücadele ediyoruz burada. Amacımız Trakya mutfağını genişletmek, Trakya mutfağını daha iyi sunabilmek. Çünkü çok iyi potansiyeli var ama henüz daha tam olgunlaşmamış bir meyve. Biz de bunun için o yolda naçizane adımlar atmaya çalışıyoruz. Peki efendim, bu tatlı dünya mutfaklarında ilgi görür mü? Fransa'ya gitse mesela beğenirler, bayılırlar mı acaba? Bence beğenilir. Yani bir belki mütevazi değilim tatlı özelinde, yani bir Michelin yıldızlı restoranda bile servis edilebilecek notada bir ürün diyebilirim. Ramazan ustam, Ramazan şefim. Çok güzel balıklar var. Evet, bu bölge balığıyla meşhur. Hangi balıklar çıkıyor? Evet. İğneada'da. Şu an lüferimiz çıkıyor, sarı kanatımız çıkıyor, hamsimiz çıkıyor, istavretimiz çıkıyor, mezgitimiz çıkıyor. Bayağı balık var burada. Evet, yani. Şu an en güzel balıkları burada herhalde. Evet efendim. Hı-hı. Şu an bunlar çıkıyor. Lüferi nasıl yapıyorsunuz? Bu balıkları bir kalkanı anlatır mısınız bize? Lüferi ızgarada yapıyoruz. Hı-hı. Izgarada. Bunu tavada yapıyoruz, istavreti. Kalkanı da tavada yapıyoruz. Mısır unlu mu? Mısır unlu tavada yapıyoruz. Öbürkileri de tavada yapıyoruz. Şeyde, Sarıgalı'da da tavada yapıyoruz. Siz de Karadenizlisiniz galiba. Evet efendim. Nerelisiniz? Samsunluyum ben. Karadenizli, Karadeniz balığına niye anlar? Evet. İki Karadenizli birleşiyor yani. Balıkla siz en güzeli çıkıyor ortaya, öyle mi? Evet evet. Nasıl müşteri potansiyeli, yazın tamamen doluyor mu burası? Yazın doluyoruz ama kışın hafta sonu var. Hı-hı. Yazın doluyuz yani, yoğun oluyor. Hı-hı. Ama kışın hafta sonu oluyor. Hafta içi fazla bir müşterimiz olmuyor. Kış aylarında böyle güzel balıklar var. Yaz aylarında ne oluyor? Hangi balık oluyor burada? Yaz ayında da aynısı geliyor. İstavretimiz geliyor, mezgitimiz geliyor, lüferimiz geliyor. Normal balık çeşitlerimiz geliyor aynı şekilde. Tatlı su balığı olmuyor yani burada. Tatlı su balığı olmuyor. Satışımız yok zaten. Anladım. Burası İstanbul'a sadece 240 kilometre mesafede.
yolun büyük kısmını otoban olarak giriyorsunuz. Otoban olmayan yerde ise ormanın, doğanın güzelliğinin içinde hareket ederek geliyorsunuz. O yolları geçiyorsunuz. Yani buraya gelmemek için bir sebep yok gibi görünüyor.